بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان رمضان آيه روزة سنة تطبقنا بزلرگا فرض قرغن Allah Taala'ya hamdü senalar olsun. Ramazan ayı kecelerini bedar ötkazmakını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Subhanahu ve Taala büyük Ramazan ayının kündüz küllerinde İman bilen, itikad bilen, sevap umudunda tutuyorken rozalarımızı dergahı da kabul eylesin. Bu tutuyan rozalarımızı, günahlarımızı keçirilişe sebep çıkırsın. Ve ahirette berçemizde şefaat çıkılıp, kolumuzdan tutup cennetke alıp girişini nasip etsin. Allah Ta'ala Büyük Ramazan ayının mübarek geçelerinde bedar bulup, uykudan kalıp, rahattan, feragattan cüda bulup, hatim Kur'anlarda, taravih namazlarında kılayatken ibadetlerimizi dergahında kabul eylesin. Okup işleyatken Kur'anımızı biz için bu dünyada hidayetçi, ahirette şefaatçi oluşunu nasip etsin. Şöbülen birge, bizge bugünkü oşagan marifi sohbetlerini, nimetini ata kılgan Allah Ta'ala'ya bir adet hamdü senalar bulsun. Ve bu sohbetlerimizin hammamız için, halkımız için, elimiz, yurtumuz, mumun Müslümanlar için faydalı oluşunu nasip etsin. Hemimizde malum buyurgu sohbetler türkümeni Allah'ın zikri ile kalpler aram tapır deb namlandı. Allah özünün zikri bilen barçamızın kalbimiz aram tapışını nasip etsin. Aram tapken, münavvar bulgen, pakize bulgen, Allah'ın özünün muhabbetinden özgenin muhabbetine cay kalmagen, kalp egeleri buluşumuzu nasip etsin. Şayet bu türküm sohbetlerde evveliden katlaşıp geliyorken azizlerimiz mülahaza kılgen bulsalar ki bizni kılıyorken ibadetimizde, zikrimizde hiçbir söz beyhude emez. Hemmesini ortada büyük manalar duradı. Unda bo'lganda ham dunyodagi eng buyuk, eng yaxshi, eng go'zal ma'nolar turadi. Kecha o'sha ma'nolardan bir nechasini o'rgandik. Misol uchun o'sha tong otganda qaysi zikr qilinadi, uni foydasi qandoq. Niyatni qilib jo'nab ko'chaga chiqqanda qaysi zikr qilinadi, uni foydasi qandoq. Ettiki bende oşa çıkış duasını okup namazga, bamdatga yöneldi. Özümüzge malum bamdat vakti karanlık buladı. Ana oşa bamdatga yürüp gitken adam his kılış gerek ki her bir basken kademi bilen onu bir günahları töküledi. Bir kança unga sevaplar yazıladı. Bir kança hataları uçuruladı, bir kança martabaları kütarladı. Yani bomdatka niyet kılıp ketiyetken adamın her bir basken kademi yakşilik üstüge yakşilik, hayır üstüge hayır, bereke üstüge bereke. Çünkü o uykusundan bir zavta bulup durdu, taharetini kıldı, iki rekat namaz okudu, dualarını okudu. Endi Rabbisini, emrini bacarış için Rabbisini uyuyge atlanıp getirdi. Bu adam dünyadaki en bahtiyar adam buladı.
en güzel insan bo'ladi. Va uni haligi aytganimizdek her bir qadami ko'plab ajrga, savobga sabab bo'lishi bilan birga ko'plab gunohlarini kechirilishiga, o'chirilishiga ham sabab bo'ladi. Endi buni ustiga o'sha odam masjidga ketayotganda o'qiladigan duoni o'qib ketsa, nur ustiga nur bo'ladi. O'sha duoni nomi ham o'zi nur duosi. Allahumma ij'alni fi qalbi nuran waj'alni fi basari nuran waj'alni fi sam'i nuran waj'alni fi yamini nuran wa fi shimali nuran waj'alni ma bayna yadayya nuran wa min khalfi nuran. Yani ki bu duada bende qorong'ida ketyapti, bomdodga ketyapti. Alloh taolodan, o'zining Robbisidan atroflicha nurni tilab, nurni tilab duo o'qib ketyapti. Allohim, menga qalbimda nur qilgin. Eng asosiysi qalbning munavvar bo'lishi. Insonning qalbi nurlansa, Allohning nuri bilan munavvar bo'lsa, u eng yaxshi inson. Eng go'zal inson. Eng buyuk martabadagi inson. Shu bilan Allohumma ij'alni fi basari nuran. Ko'zimda menga nur bergan. Nur deganda hozirgi biz aytayotgan chiroqning nuri emas, iymonning nuri, e'tiqodning nuri, hidoyatning nuri, Allohning nuri. وَجَعَلْنِ فِي سَمْعِ نُورًا اِشْتِشِمْ قُلَغُمْغَ نُورْ بَرْغِمْ. Ana kulağım münavvar buluşu ne dedi gene? Fakat yakşı nâsını işitirdiğim, yakşı nâsını yadlayıdiğim. Hemen işitiş kabiliyetini fakat Allah'ın razılığı için işitirdiğim buluşunu soruş. Allah'ım menge on tarafımdan nur bergen, çap tarafımdan nur bergen. Allah'ım menge aldı tarafımdan nur bergen, art tarafımdan nur bergen. Başka dualarda üstümden, tepemden nur bergen, astımdan nur bergen degen dua. Yani etraflıca, tört tarafımız altı tarafıdan ve onun üstüge en muhumu kalbiden nur buluşunu Allah'tan talep var edelim. Bana bandaki ketirkeller, asan dua, cüda asan dua. Yadla alıp, şunu ihlas bulan oku keseler, nihayette katta bir uluğ mertebe buladı. Adamlar gafleşirmem ketişi mümkün, nemedir bir nesane hırga yıkırmem ketişi mümkün, yine başka, yok. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın kıganları. Dünyada ibadetke, ya ki bir nesane ketiyetken adam bundan yakşı nesane aytalmaydı. Mümkün mü? Yok o zaman. Başkalarda buna hikâf yok. Ana masjidke yetip vardı. Masjid Allah'ın üyü. Şunun için onge kirişini, özünü zikri var, şunu kiriş gerek. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytadılar ki, kim masjidke gelip kir mahsup olsa, Resulullah'a salam etsin. Allahümme, ya ki assalamu aleyke ya Resulallah. Keyin Allahümme iftahli abwaba rahmetike desin. Allahüm menge rahmetin eşiklerini açken. Allahümme iftahli abwaba rahmetike. O zinin rahmetini eşiklerini açken. Bitti eşikmez, eşiklerini açken. Allah'ın rahmeti büyük nerse. Her bir bendenin en yukarı noktadaki arzusu Allah'ın rahmetine sazavar buluş. Lekin, Bamdat'ta var, mescidke kir mahsup oluyorken adam rahmetinin bir çekesinden, ya ki uyağıdan, buyağıdan mez, içige kir yaptı, içige. Eşikini yine aç ki ben kiremen de yaptı. Allah'ım, iftahli abwaba rahmetike. Rahmetin eşiklerini menge açken. Demek masjidin eşiği
Allah'ın rahmetini eşigi. O şu duanı okup mescide kirgen adam Allah'ın rahmetini içige kiredi. Bir tarafı da komeydi. Yan başı da, üstü de, astı da, yakı uyakı demez. Rasa içige kalk ortası kirip bana. Yani bunu karın, kançalık güzel nese. Yani o şey payette elbette azan aitilerdi. Azan büyük bir münasebet. Azan ilahi medhiye. Allah'ın uluğulaş, şehadet kerimesi, Resulullah'a şehadet getiriş, yakşilikke çakırış, namazga çakırış, hemmesi koşulup ilahi medhiye buladı. Bu büyük nerse. Azanına avazı kayır giyirse, o şerge çoğur şeytan koçar. Hemen yok pakızeler. Hani azanını işitken de murid insan, muhlis insan, zakir insan, muazzinni aytayotgan lafzlarini takrorlab turishi yoki o'sha başka rivoyatlarda kelgan zikrlarni aytishi mumkin. Allohu akbar desa jalla jalaluhu deydi misol uchun. Tashahhudni esa tashahhudni qaytaradi. Hayya ala sada, hayya ala falana aytganda la havla va la quvvata illa billah deydi. Oxirigacha gapdan, hayol qochishdan, boshqalardan burilib o'sha ilohiy madhiyaga birga qo'shilib turadi. G'aflatda qolmaydi. Ulug' maqom bu. Ulug' maqom. Shuning uchun qachon namozni eshitganda, xudo qarasangiz, taqvodor odamlar hamma narsadan to'xtaydi. O'tiradi. Va muazzinga qo'shilib turadi. Mana shu sunnat, mana shu odob, mana shunga amal qilish kerak. Ana azonni eshitib bo'lgandan keyin Allohumma robba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qoima degan duo bor, shuni o'qing. Allohumma robba hadhihi ad-da'wati at-tamma. Ushbu tugal tugal da'vatni chaqiriqni Robbisi Allohim. Qoyim bo'layotgan, o'qiladigan namozni Robbisi Allohim. Ati Muhammadan al-vasilata val-fazila va ab'as maqoman mahmudan allazi va'adtahu. Muhammadga vasilani ber. Fazilatni ber. O'zing va'da qilgan maqomi mahmudni ber. Vasila Allohni jamoliga erishadigan yo'l, amal, yaxshilik, fazilat Rasulullohga va'da qilingan xayr barakalar. Maqomi Mahmud Alloh taolo o'zi Qur'onda Rasuli Akramga va'da qilgan eng buyuk maqom, ulkan shahodat maqomi. Qiyomatda hamma payg'ambarlardan farqli o'laroq, hammadan ustun o'laroq bizi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge Allah maqamı Mahmud'nu beredi. Yani ki ülken şefaat maqamını beredi. Ukşu haklagen insanını şefaat kıladı. Ana biz her namazda şunu sorayımız. Azanını eşitkenimizde. Her azan eşitkenimizde şunu sorayımız. Peygamberimiz o şu maqamı egeb oladılar. İnşallah ukşuge ummet mendigallerinin hemmesini şefaat kılıçlardır. Ana shunga sazovat bo'lish uchun hozirgi aytilayotgan shariatimizda kelgan narsalarni qilishimiz kerak. Xayr baraka bo'lishi kerak. Ana azon ham aytildi, namozning vaqti ham bo'ldi, namozni ham o'qildi. Namozni o'qib salom berishi bilan mana hozir domla buvamiz hammamiz aytgandek astag'firulloh. Astag'firulloh. Estağfirullah deyip üç marta istiğfar aytiladi. Sonra Allahümme entesselam ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram deyiladi. Allah'tan mağfiret soreymen, Allah'tan mağfiret soreymen, Allah'tan mağfiret soreymen. Allah uzun selam sensen, tisniksen, selametliksen, hayırsen, berekesen. Tinchlik, salomatlik, xayr, baraka sendandir.
sen barakatli buldun, uluğ buldun ve âli buldun. Ana Allah'a bu ham maktav sözleri, barakat sözleri. Lekin bu yerde cüda büyük bir hikmet var. Ben de namazını okudu. Namaz müminin miracı. Yani ki Rabbisi bilen raz etedigen, yüzme yüz turup münacat kıladigen makamı. Ben de Rabbisi'ye en yakın bugün makam, namaz makamı buladı. Hususen sezdede turgen de en yakın Allah'a bugün bendenin hali şöyle hadis-i şeriflerde kigen. Yani Allah'a en yakın makamda erişti. Allah'ın farz kılgan namazını okudu. En ulu işini becerip buldu. Lekin o işi noktada derhal istiğfar ettir yaptı. İstiğfarını günah kılgan da etiş gerek. Gaflette kılgan da etiş gerek. Bu yerde ise ibadetten keyin. En ulu ibadetten keyin. Allah bilen razı etkenden keyin ettir yaptı. Ne mi uçun dese? Maşayıklarımız aytadı ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu işini daima özleri kıyanlar. Kaçan namaz okup salam verseler, derhal üç mertte istiğfar etkenler ve Allahümme entes selam ve minke selam tebarekte ya zel celali vel ikramına etkenler. Hikmeti mi de? Hikmeti şunda ki, ben de o işin namazını okup, farzını eda kılıp, Allah'a kurbat hasıl kılıp, buldu indi de boşaşıp kalmasın. Kümülü başka gitip kalmasın. Şunun için istiğfar eyledi. Şunun için estağfurullah'ını eyledi. Ana Resulullah aleyhissalatu vesselam'ını madrasesinde okuyanlar, o kişinin talimini agarlar, uzatma ümmetleri daimi ravişte, havf hatar aslında kagandan kura, rahat, faragatta turuşta ihtiyat buluşunu tavsiye kılabilir. Havup, hatar, dahşet basıp durgen de bende özünü yıkıp duradı. Daim Rabbisi'ye intilip, tılap, necat sorup duradı. Bırakırlarsa hayal ki başka yere gitmeydi. Lekin hatarlıca bunu o rahat, faragatta. Rahat, faragatta, hem o yoku tinçlik, amanlıkta bugün de bendenin hayali kaçıp kalış, havup kette. Şunun için bana o şiddet paytida özünü bemalol tutgan maşayıklar rahat paytida titrab qolishadi. Şu rahat payti meni gafletke sap koymasın degan manada. Namazın arkasından istiğfar aytsam şu. Ana mana şunu juda yaxshi biz anglab yetişimiz kerak, amal qilishimiz kerak. Ular hammasi bizga faqat va faqat yaxshilik keltiradi. Hayır keltiradi. Baraka keltiradi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni, qalblarimizni pok bo'lishini, qalblarda Allohning muhabbatidan boshqa muhabbatga joy qolmasligini, o'zimizga lozim bo'lgan zikrlarni vaqtida ado etib, axloqlarimiz go'zal bo'lib, bandaligimizni his etib, Robbimizni robligini tan olib, ibodatlarni go'zal tarzda bajarib barcha ishlarda xayr barakaga erishib yurishimizni nasib etsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah. Ya Alloh, ya Rabbana alamin. Biz ojiz bandalaring O'zingning buyuk Ramazon oyingda, yilning 12 oyining sultoni bo'lgan oyda, kunduzlari roza tutganimizdan so'ng, kechalari o'zingning uylaringdan bir uy bo'lmish ushbu muborak masjidda taroveh namozini xatmi Qur'on ila o'qib bo'lganimizdan so'ng, ojizona qo'llarimizni o'zingga uzatib, o'zing amr qilganingdek duo qilmoqdamiz. Seni özün bu dualarımızda özün vaada kılgeneğindek kabul eylegen. Allah gündüzleri tutkan rüzalarımızın dergahinde kabul eyleb, ahirette bizde şefaatçi buluşunu, bu dünyada günahlarımızın keçirilip,
bu aydan, anadan tuğulgandek begunah halda çıkışımızı nasip etken, geceleri bedar bulup hatm-ı Kur'an kılmaktamız, taravih namazdaki bu hatm-ı Kur'anlarımızı hem dergahinde kabul eylegen, Kur'an-ı Kerim'in bizlerge bu dünyada hidayetçi, ahirette şefaatçi buluşunu nasip eylegen. Allah bu güzel hatm-ı Kur'an ibadetini, taravih ibadetini uyuşturuşka başkaş bölgen muhterem İmam Damlamız, bu kişinin naibleri, mescidinin mütevalileri, hadimleri, heyeti azaları ve uşbu hatm-ı Kur'an'ını utkazışka uzunun hissesini koşu etken belki mumun Müslüman bendelerine bu uluğ işteki acirlerini, sevaplarını köpeytirip bergen. Kur'an'a kılgen hizmetleri, İslam'a kılgen hizmetleri, mu'min Müslümanlarga kılgen hizmetlerini, ahirette tarazı basadığan salmaklık emeli sağlıklardan buluşunu nasip etken. Bu azizlerimizin bundan sonra hem şundaki büyük, sersevap, uluğ işlerine başkaş bulup, teşkilatçı bulup, hizmet kılıp barışlarını nasip etken. Allah huzini kelamine, teravih namazı esnasında Hatm-ı Kur'an kılıp, ayna evveliden beri harfma harf, tecvidi bilen güzel tarzda okup, halkımızga eşittirip geliyetken karılarımızın hifz-i himayende esregin. Bu azizlerimizin sağ salamet tinç aman kılıgın. Zihinlerini yana hem utkür, hafızalarını yana hem bakuvat kılıgın. Uzak yıllar, evde, yurtta, vatanda, mumun Müslümanlar içi de Kur'an nurunu taratıp barışlarını nasip etken. Bularının tavukları katta kılgen ata anaları, okutup karı kılgen ustazlarına izzet tacını kigizgin. Bu aziz karılarımızga okşagen karılarımızın sanını ve sıfatını yine hem ziyade kılgen. Allah büyük Ramazan ayının uluğ keçeleri de, serfayız keçeleri de, bedar bolup, özünge aşık bolup, ibadetinge urunup, bana şu cayda hatm-ı Kur'an'ge sami bolup, tik turgan bandalarini hammalarini ibodatlarini qabul aylagin. Qur'oni Karimga oladigan ajrlari savobini ziyoda qilgin. Bu azizlarimizni himmatlariga himmat qo'shgin, g'ayratlariga g'ayrat qo'shgin, ibodatda sobit qadam qilgin. Doimo shunga o'xshagan buyuk ishlarda ishtirok etib, o'zingni roziligini topib borishlarini nasib etgan. Alloh yanagi yilga bundan ham go'zal tarzda, bundan ham sonimiz ko'p bo'lgan tarzda, sifatimiz ziyoda bo'lgan tarzda birgalashib, shunga o'xshash ibodatlarda davom etishimizni o'zing ta'minotchisi bo'lgan Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.